Hasan abi, bu şarkıyı hatırlıyor musun? Yani mesela gençliğinde hiç fonda çaldığı, bir hatırana eşlik ettiği var mıdır? Şimdi yılını bu, söyleyeyim mi? Oradan kopya vereyim. 1974. Hani yılı ben de sana kopya verebilirdim de belki hani ayıp olmasın. Kaç yaşındasın 74'te? 17. Abi, onu hatırlamıyorum. Şimdi 66'ya bağladığımıza göre artık oralara şey yap. Yani daha yeni yetme delikanlı sayılırız. Orada dinlediğimiz şarkıların ikinci başlangıcında Orhan abiler, Ferdiler. Tabii. Ferdi sonradan geldi. Efendime söyleyeyim. Tabii Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek. Bir de şeylerin de biliyorum yani. Ne derler? Özel hayatlarını falan filan da biliyoruz. Sosyal medya yoktu ama şimdi diyorlar ki ya sosyal medyaya alıyorsunuz elinize telefonu böyle öküz gibi takılıyorsunuz, kalıyorsunuz. Bu sizi mahkum etti. O dönemin gazete fotoğraflarını biri açsın. Çünkü internet diye bir şey var. Efendim, yani 70'lerde gazetede. Gazete çok etkili o zaman. Bir tren içerisinde, bir otobüs içerisinde, bir vapur içerisinde şu anda cep telefonuyla uğraşanlar neyse herkesin elinde gazete. İşe giderken herkes gazete okur. Kimsenin kimseyle öyle çok fazla muhabbeti o zaman da yoktu. Dostların, arkadaşların birbirleriyle muhabbetleri var da diğer yolcular yani şu kadar bir şey yerine kocaman katlanan bir şeye bakıyorlar. Aslında bir şey söylüyorsun. Yine o zaman da arada bir mesafe var aslında. Arada bir şey var yine her zaman olduğu gibi. Arabada, arabada diyorum. Kusura bakmayınız bu saatten dolayı. Bazen şey çalışıyor, yamuk çalışıyor beyin. Estağfurullah. Dil de ona eşlik ediyor. Arada tabii ki bir mesafe olmalı. Aramızda bir göz aşinalığı olabilir. Evet, şarkıda dendiği gibi. Tabii bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıldır dost gibiyiz ikimiz de. Ama aramızda mesafe, kusura bakma olacak. Aramızda mesafe koymamışsak, sosyal hayat aramıza başka fiziki bir mesafe getirir, koyar. O nedir mesela? Diyelim ki senin sevdiğinin kardeşidir, küçük kardeşidir. Muhakkak gelir aranda bulunur. Yani eskiden kızla oğlanın beraber gezme tozması bir yerde özellikle şehir kültüründe şey karşılanırken ne derler normal diyelim hadi. Hı hı. Normalde karşılanmaz da hadi öyle olsun diyelim. Hadi. Ama gene de aileden birisi muhakkak sosyal mesafeyi hatırlatacak. Belirleyen, hatırlayan bir unsur olarak aramızda olurdu. Yani şurada diyelim ki bir koltuk dayama yeri var değil mi abi? Evet. Eski arabaların şeylerini söyleyeyim sana. Yani Türkiye'de de vardı ama Amerikan arabalarında daha çok vardır. Ortada hiçbir şey yoktur. Upuzundur koltuk ve 3 kişiliktir. Kesin 3 kişiliktir. Eski dolmuşlarda falan olurdu. Dolmuşlarda... Böyle hani şey gibi, 3 kişilik kanepe gibi. Tabii 3 kişilik. Arkasında 3 kişilik, önde 3 kişilik. Net biçimde arkaya 4 kişi de sığabilir. Dolayısıyla o sosyal mesafe uzmanı burada muhakkak otururdu. Yani böyle elin ayağın birbirine değer dokanır kazayla öyle bir şey. Sakın ha. Öyle bir şey yok. Şimdi senin hikayende biraz dersime çalıştım. Çok küçük yaşta Kayseri'den İstanbul Kasımpaşa'ya geliyorsun. Eyvallah abi. Rahmetli baban bir berber. Berber dükkanında küçük tüp gaz olur. Üstünde demlik, sürekli su kaynar. Su kaynadıkça camlar buğulanır. Evet. Ve adı Hasan olan bir çocuk o camın buğusuna bir şeyler çizer durur. Şimdi benim öğrenebildiğim senin hikayende bir cam buğusu var ve cam buğusuna bir şeyler çizen bir çocuk var. Şeye fazla girmemeliyiz diyelim. Vakit alır. Heh. Köy hayatı diye bir şey olmasaydı şehir hayatını da aynı şekilde o bir şekilde belirlemezdi. Yani birbiriyle etkileşen şeyler bunlar. Evet. Yani bu ne oluyor kardeşim dedik ya.
Biz vapura bindiğimizde ne olduğunu anlayamadık yani. Normal dört tekerlekli otobüse bindik. Tamam. Trene de bindik Ankara'dan. Ona da alıştık hadi. Tıngır 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 tıngır. Ve o trenin içerisinde iki gün falan tabii sürüyor yani. Seyahat çok özür dilerim. Estağfurullah. Sonra o süreçte insanlarla akraba gibi de olursun ama bir koku siner sinenin. Trenin içerisine böyle önceden hazırlanmış yemekler yavaş yavaş ekşimeye başlar. Evet o? Yani insanların orada beklemeleri şimdi gibi her gün banyo yapmak falan filan öyle bir şey yok. Evet. O kokuyla birlikte gelirsin. O kokuyla birlikte vapur denilen şeye bindiğinde o sallantının ne olduğunu biz çözememiştik. Zamanla çözdük. Evet. Efendime söyleyeyim yavaş yavaş şehir hayatına, İstanbul hayatına entegre olmaya çalıştık. Kısa keseyim soruları şey yapmayayım böyle. Estağfurullah. Ne derler? Soru olsun da onlar da merak üstüne şey yapsın. Tatlı bir sohbet olsun. İnşallah. Şehirde ayrı bir şiddet var. Tamam da Anadolu'da da ayrı bir şiddet var. Yani hayatın kendisinden kaynaklanan bir şiddet. Şöyle yani ki benim yani. Allah ömürler versin. Eniştem 80'lerine gelmiştir. Elleri benim iki katım. Şimdi bu tabiatın getirmiş olduğu bir şey. Ne iş yapıyor? Şiddet. O eller nerede öyle? Toprakla uğraşıyor. Daha önce demir yolcuydu. İşçiydi yani netice itibariyle. Ama toprakla uğraşan çiftçilikle uğraşan, bağla bahçe uğraşan insanların da elleri normal insan elinin yani normal demeyelim şehirde insan elinin iki katı. Düşünsene kurban bayramında kurbanını keser, asar, üfürür, şişirir, yüzer, keser, parçalar. Bunların hepsini yapan zor. Adamın el de olur sana otomobil kaportası gibi bir şey. Dolayısıyla o senin elini tuttuğu anda zaten bir şiddet başlar istemeden. Şöyle tuttum. Şöyle tuttum zaten. Seni çıtır 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 o elin içerisinde kaybolur. Aynı şekilde hayvanlar var hayatınızın içerisinde. Bir efendim ne derler yabancı birinin eşeğine binmek istersen sürüden dağıldı geldi macera olsun diye. Bisiklet yok ya, ilk tekmeyle karşılaşırsın. At elini ısırır. Efendim, aynı şekilde yürürken yılandan korkarsın. Evet. Yılan vardır, çiyan vardır. Daha doğrusu doğal hayatın içerisinde şey vardır. Bağdan geçeceksin ama sen küçük çocuksun. Şurana kadar gelen bir dere vardır. O derenin içerisinden geçip şey yapmak zorundasın. Evet. Sizin bir fiziki, bir kendiliğinden olan şiddetten sonra şehire gelirsin. Şehirde de bu defa günümüzde de yaşanan akran şiddeti başlar. Akran şiddeti o zaman da var. Yeni bir şey değil yani. O zamanki akran şiddeti aşırı. Şimdikiler tabii ki daha hanım evladı büyüdükleri için öyle tahtaya sıkıştıran, kapıya sıkıştıran birinden dolayı o da çok kötü bir şey de. Tabii. Ama burada bayağı hani vurmalı en kötüsü yani en hafifi sen mektepteyken bugün cuma enseni kapa diye önce bir şaplığa yersin. Ki o en masumlarından en masumudur. Ya da birisi arkana çömelir. Birisi seni iter. Beyninin üzerine düşersin. Herkes kimsenin umurunda atar. Değil. Bunlar en hafif şakalar. Sadece çocukların değil, büyüklerin de kendi aralarında yaptıkları şakalar bahsettiğimiz zaman diliminde çok sert, ne derler, çok ağır günümüz şeyiyle ne derler, kıyaslayacak olursak şiddet dolu şakalar. Bir de o dönem ebeveynler, anneler, babalar şimdiki gibi bilinçli değil. Yani sen nasıl benim çocuğuma bağırırsın? Öyle bir şey yok zaten. Tam tersi var. Sen nasıl o dayağı yedin de geldin diye bağım diye sana bir tane niye şey yapar. Kendini korumadın deyip değil mi? Tabii ya da ne haylazlık yaptın ki karşındaki adamı sen tahrik ettin.
diye çocuğunu alıp elinden götürüp senin çocuğun öyle bir şey yok. Hatta bizim aramızdaki ilk şey çocuklar arasında kendi kendilerine değil, benim babam senin babanı döver. Oradan çıkıyor aslında. Mevzusu var. O şey yapar zaten, kaynatmaya başlar hadiseyi. Uzatmış olmayayım yani. Böyle bir şeyden, böyle içinde şiddetin de olduğu, makaranın, kukaranın, esprinin, şakanın da çok bol olduğu bir şeyden, ne derler, toplumdan şey yapmışız, filizlenmişiz diyelim. Kaç kardeşsiniz Hasan abi? Biz yani 4 kardeştik. Ben onların en büyüğüyüm. Ondan sonra kız kardeşim bizden bir küçük. Ondan sonra Metin rahmetli var. Üçüncü. Sonra Fatih Kaçan var. Bu 4 kardeşin 4'ü de birbirinden haylaz, birbirinden haydut. Büyümek mecburiyetinde. Çünkü sen Taksim'in 6 diye bir şeyde yaşıyorsun. Değil mi? Dolapdere değil adı, Kasımpaşa değil. Efendime söyleyeyim. Yenişehir değil bu üçgenin adı. O zaman buraların adı Taksim'in 6 diye söylenirdi. Taksim'in altında oturuyorum. Hatta Taksim'in böyle altında oturuyorum. Hani ben Dolapdere'de Kasımpaşa'da oturuyorum biraz şey olduğu için ne derler belki aşağılanır zaman diliminde efendime söyleyeyim diye biz orada Taksim'in altında oturuyoruz diye kendimizi biraz da evet yani birazcık Taksimliymişiz gibi hava veriyordu. Peki dediğim gibi o buğulu camlara çizmeye başladım. Sonra kader seni işte Gırgır dergisi ne kadar götürdü. Mesela böyle bir ayrım olmasaydı muhtemelen kaderi nasıldı? Yine esnaftan biri mi olacaktı? Mesela berber mi olacaktın? Vallahi bir şey söyleyeyim. Oldum olası yani küçüklüğümden beri babamın çırağıydım. Hatta babam bu çocuk ya berberliğe de çok meyli yok keratanın. Bari bu sene marangoz Mimi ustanın yanına vereyim derdi. Bir şey vardı, Rum marangoz vardı. Onun yanında çıraklık. O da tutmuyordu. Başka bir sene bu sefer şeye verdi. Efendim tamirci çırağı verdi. Tamircilik de olmadı. En son karpitçiye verdi. Karpitçinin ne olduğunu çok insan belki bilmeyebilir. Oksiasetilen kaynak elektrotlarının çalışması için bir kazanın içerisine karpit maddesi kimyasal bir şey o. Atılır. O gaz çıkarır. Yani pratik doğal gaz diyebiliriz ona. Onun gazı ateşlenir ve kaynak yapılır. Kaynağın ucuna ateş çıkar. Karpitçiden karpit yürüttüm ufak. Hırsızlık yaptık. Allah affetsin yani. Çocuğuz oyun oynamak için. Çünkü karpiti şeye toprağa gömersin. Bir çukura. Üzerine şey yaparsın. Su dökersin. Ne olur? Gaz çıkarmaya başlar. Oo. Onun üstüne de bir tane konserve kutusu koydun muydu? Alttan da kirbiti ver. Füze buyuruyor, uçar gider. Biz de ona bakarız. Aman ne kadar güzel oldu falan filan. Nereye bağlayacaktım şeyi? Tam bilemedim. Şunu. Yani mesela yolun Gırgır dergisine düşmeseydi kaderin cilvesiyle muhtemelen esnaftan bir berber olarak mı karşımıza çıkacaktın? Bunlar bizi tatmin etmemiş demek ki çocukluktan beri ruhunda senin o şey var. Yazma çizme var çünkü seni kimse zorlamıyor. Sen cama buhar tutmuş cama bir şeyler çiziyorsun falan filan. Şeyi de seviyorum. Mektepte filan matraklık yapmayı seviyorum. Arkadaşları güldürmeyi seviyorum falan filan. Yani bir espri kabiliyeti de rahmetli amcamdan efendime söyleyeyim annem de yapar şey. Matraklık öyle bir şey de herhalde sirayet etmiş ki benim şimdi küçük oğlum da iyi çiziyor efendim büyük oğlan da iyi çiziyor şu anda meslekleri değil ama anladım demek ki bu sülalede bir
kalıtımsal böyle bir damar bir şey var. Birileri bir ağaçla mı yoksa efendime söyleyeyim daha da öncesinde baltayla bir şeyler mi çiziyordu bilemiyoruz. Bize de bulaşmış. Dolayısıyla o çizgi Allah vergisi bir şey olarak karşımda öğrenilmiş bir şey değil, yönlendirilmiş bir şey değil, ne bileyim teşvik edilmiş bir hadise değil. Yani ailede diyelim dedi amcadan bahsetti. Bilmiyorum anne tarafında, baba tarafında hani böyle ne bileyim yanlış bir cümle kurmayayım. Evinde kütüphanesi olan hani çocuk yaşta sizi teşvik edebilecek başka bir akraba yok anladığım kadarıyla. Yok. Aman Hasan oğlum ne güzel çizmeye devam et diyebilecek herhangi bir akraba var mıydı? Bir üniversiteli amcam Allah ömürler versin o hala hayatta. Onun şey olduğu zaman 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 izine geldiğinde mektep tatilinde falan filan babama ya abi bırak çizsin işte bak bu fena bir şey değil ya bunu uğraştı. Ama babam da nereden bilsin rahmetli. Bir şeyler çiziktiriyorum bu çocuk mektebini bitirmeli, okumalı, bir işe girmeli yahut bir memuriyete yani ailesini geçindirecek. Bununla ne yapılır? Hakikaten de o zamana kadar karikatürle adam gibi para kazanılmamış. İlk defa Oğuz Aral'ın gırgırı sayesinde bizler ufak ufak para kazanmaya, sonra da babalarımızdan daha fazla para kazanmaya. Onu soracağım sana. Mesela karikatürden para kazandın. Allah rahmet eylesin babana. Böyle var mı o dramatik bir an? Getirip babana para verdiğin. Baba şu da burada dursun. Yani gururla vardır ya. Biraz böyle hani rüştünü ispat etmek. Biraz da o hazzı yaşamak. Biraz destek olmak amacıyla. Bu da şurada dursun. Öyle bir an var mı? Oldu mu? Anacığıma ufaktan harçlıklar vermişimdir. Fakat babam o kadar bir şeydi ki gururlu muydu? Sert bir adamdı ama şöyle sert çocuklarına karşı değil. O mahallede öyle olmak gerekiyordu. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yenişehir gibi Dolapdere arasına sıkışmış Kasımpaşa, Dolapdere ve Yenişehir yani bu şeyde bu üçgende sıkışmış bir hayatın içerisinde serserisi var, berduşu var, sarhoşu var, efendime söyleyeyim affedersin uyuşturucu satanı var. Yani o dönemlerde oralarda vardı. Bu işte Dolapdere ışıklarda dönerdi. O yüzden babam muhtemelen hayata karşı sert olmak şeyini seçti. Babamla rahmetli berber adam yani ne oluyor? Babamla korkarlardı. Yani daha doğrusu saygı dolu bir elde şey. Bir de ustura var yani bir de kolay. Saygı dolu bir korkuş. Yani çok yerde anlattım işte bir usturalı bir macerası vardı babamın. Bir sarhoşun biri bir gün dükkana girdi. Elinde tabancayla oturan müşteriyi alnından vurmaya kalktı. Yo, ben onu kaçırmış ben onu denk gelmedim. Yani öyle bir şey oldu. Ben de çırağım tam cumartesi günü hani şey yapacağız artık kapatacağız. Çok da müşteri olur cumartesi günleri. Niye? Taksim'e çıkacaklar. Öyle bir tur atacaklar falan. Efendime söyleyeyim. Öyle sarhoşun biri geldi silahı dayadı vuracak. Ben tabii bittim. Bıraktım her şeyi. Gitti yani. Ufacık çocuğum. Baktım babamda bir şey yok yani. Öyle bir telaş yok. Bilmem ne yok falan filan. Kaşlarını da çattı bu. Herife bir baktı. Burayı bip yapabilirsiniz. Yaparız. Efendim şimdi döndü böyle o elindeki silahlı herife. Dedi. Sen kimsin dedi ya. Hiç unutmuyorum bak. İlk kelimesi şuydu. Bırak o silah. Burası ekmek kapısı. Adam burası ekmek kapısını duyunca bir sarhoş ama kendine geldi. Böyle. Burası ekmek kapısı. İki durdu. Bak dedi bu ne benim elimdeki ustura. Bu adam gırtlağını bana emanet etmiş. Kesecek olsam ben keserim. Sen kim oluyorsun lan dedi. Hadi defol. Çık lan dışarı. Ben tamam her şey bitti dedim yani. Ya babama da bir tane patlatacak buna da falan filan. Sarhoş yani. Hani abi
Abi kusura bakma abi ya, çok özür dileriz abi. Be. Diye böyle böyle pıstı gitti. Çıktı, nereye gittiyse gitti. Şimdi böyle bir babanın efendime söyleyeyim şeyi var. Bizi de bir taraftan dışarıda kollayan bir havası var. Yani o şeyler, hapçılar, esrar keşler, eroin, manlar, şunlar bunlar, bunları satanlar. O dönem mahalle öyleydi yani, onu deme. Mahallenin arkaları diyeyim daha doğrusu. Arka sokakları böyleydi. O sebeple de hani hırsız kendi mahallesini soymaz mantığı var ya abi. Kendi mahallesinin çocuğuna da bu tür şeyleri satmaz. Bizi gören hemen elini kapatır böyle, ters çevirir. Defolun lan buradan, defolun diye. Aslında korkusundan, senin babandan, anandan, efendime söyleyeyim, büyüğünden çekinir ve mahallenin içerisinde öyle bir şey yapmaz. Dolayısıyla bir de böyle bir şey, sertlik. Pederin bizim hayatımızdaki şeyi ve hayatın sertliği ne yaptı? Bütün bunları bizim kafamızda bir şekilde demek ki hikayeleştirdi. Aha. Ve yazdığımıza, çizdiğimizde zaman zaman bu yaşadığımız şeyleri de aktarmış olduk. Örnek vererek bu soruyu da kapatmış olayım. Mesela senin programa Mazhar Alan sonunda katılacaktı. Ben sana bir şey vereyim. Tüyo vereyim. Mazhar Alanson'un Ankaralı bu. Hı hı. Netice itibariyle. Onların da geçirdikleri bir ağır bir dönem var. Bir haydutluk dönemi var. Bir serserilik dönemi var. O yani biz de geçirdiyse onlar bizden daha önce geçirdiler. Mazhar Alanson'un adı boyu diğerlerinden daha kısa olduğu için kafa masarmış mesela. Çünkü yani yumruğu yukarıdan yetiştiremediği için Mazhar abi direkt alttan kafadan güm diye vurdu mu bayıltır. Kafacılar çok şeydir. Çok tehlikelidir. Tekin değillerdir değil mi? Hiç ummadığın anda. Nereden geleceğini bilemezsin abi. Tak gittin bile. Yani ah suratın filan demezsin. Kafacının kafayı uzattığı anda sen dünyayla bağlantını şey ne oluyor burada der gibi böyle. Kesersin. Bayılırsın. Allah muhafaza. Öyle işte ya. Manyak bir şey hayat içerisinden. Ya hem konuşmak istiyorum ama hem de bir yandan da tedirginim. Rahmetli Metin Kaçan'ı konuşmak istiyorum seninle biraz. Şimdi çoğu insan için Metin Kaçan kim? Ağır Roman filminin yazarı, daha doğrusu romanın yazarı. Türk edebiyatında yeraltı edebiyatının öncü isimlerinden. Fakat yaşı müsait olanlar için de bir dönem hani medya lincine maruz kalmış, tecavüz ve şiddetin faili olarak anılmış, günlerce gazetelerin manşetlerini süslemiş, hapis yatmış arkadaşıyla, suç ortağı arkadaşıyla. Yanlışım varsa düzelt, hapiste şişleniyor, ölüm tehlikesi atlatıyor. Ama senin kardeşin ve yaklaşık 10 yıl önce de bana müsaade deyip hakkını zelal edin dercesine bu dünyadan ayrılıyor. Çok zor bir hayat. Sadece onun için zor değil herhalde. Bir ağabey olarak, hani aileniz olarak neler söylemek istersin mesela? Şimdi, Metin günümüzde yine ağır romanı yazmış olduğu rüzgarla birlikte yaşamış olsaydı ve hayatına böyle bir inkıta girmemiş olsaydı, ki parantez açalım orada, baştan aşağı iftira ve hala raflarda bomboş bir dosyadır. Ben çok hayal mi? Bomboş bir dosyadır. Aha. Ben bunu kendi şeyim olarak söylemiyorum, kanaatim olarak söylemiyorum. Dönemin önde gelen hukukçularına ve hatta hükümet şeylerine, yani o dönemin bürokratlara. Efendim, hani derler ki senin adamına gösterdin de böyle değerlendirdin falan filan. Hayır, o dönemin bütün bürokratlarına da gösterdim. Okuyun şunu lütfen bir bakın diye. Hepsi de bu boş dosyanın boş bir dosya olduğunu ve tamamen medya yönlendirmesiyle kanaatlere göre verilmiş dört kadın hakimin
imzasının olduğu bir şey. Şimdi işin orası er yarın hak divanında belli olur diye bir malum şey vardır. Deyiş var. Deyiş vardır. Ona öyle dememiz lazım. Er yarın hak divanında belli olur demek lazım. Bunu geçelim şeyini, o işin o tarafını. Ama Metin Kaçan tamirci çırağı iken tamirci ustası oldu. Metin'in kafasındaki herhalde bizim de kafamız. Bundan sonra dükkanını açarken ben onun teybe almış olduğu Metin Kaçan'ın anıları, emekli general Metin Kaçan'ın anıları diye matrak şeylerini o eski ITT teyplere, ne derler, basit teyplere doldurduğu kasetleri buldum. Ondan habersiz o şeylerini aldım, ne derler, doldurduklarını kağıda döktüm, Gırgır'a götürdüm. Gırgır'daki editör o sıra Atilla Atalay'dı. Atilla beğendi ve Metin'in mizah öyküleri önce yayınlanmaya başladı. Sonra ağır roman macerası geldi. 3 yıl çok acılar çekerek bu şeyi yazdı, romanı yazdı. Tabii ki onu yazarken arkadaşları da ona şey yaptılar, yardımcı oldular. Yani Latife Tekin olsun, efendim, Enginar Gönültaş olsun, Barış Birhasan olsun. Yani bu tür gene en başta Alev Alatlı Hoca olmak üzere Metin Kaçan'ın çok büyük bir yetenek olduğunu söyleyip Alev Hoca hep onun arkasında şey yaptı, durdu. Hatta Metin Kaçan'ın başına bu işler geldiğinde de beni ilk arayan Alev Alatlı olmuştur. Aman Hasan, bu işin içerisinde başka bir iş var. Kardeşini sonuna kadar müdafaa et. Bu iş bildiğin gibi bir iş değil. Çünkü ben o şeyi tanıyorum. O aileyi tanıyorum. Deyip detaylarına girmeyelim. Kardeşini müdafaa et deyip arkasında duran en önemli isimlerden biri Alev Alatlı'dır Metin'in. Hem edebi gelişmesi anlamında hem de bu özel hayatındaki durumlar yüzünden. Ağır roman gerçekten çıktığında bir şey değil, bir yeraltı kültürü değil, yani bir majör bir şey olarak, roman olarak piyasadaki yerini aldığı, gerçek anlamda bir sarstı şeyi, edebiyat dünyasını, çok da dile çevrildi. Arkasından tabii bu şeyler başladı, mevzu durumları başladı. Buradaki şeyi inkar etmemek gerekir. Metin bu başarıyı yaşıyorken abisi birdenbire gerici oldu. Şöyle Hasan bir şey Kaçan görüyorum. Mesela bir yol var, klişe tabirle söyleyeceğim. Metin Kaçan soldaki yola sapıyor. Abisi Hasan Kaçan sağdaki yola sapıyor. Hani sağcı solcu gibilerinden hani bir örnek vermek. O da o yoldayken birden makas değiştiriyor şey yani. abi de o taraftayken cart diye makas değiştiriyor. Onlar makasları değiştirince de abiyi boş bırakmıyorlar. Bir de o var yani. Ben Ustura diye bir dergi çıkardım. Mizah dergisi. Hatırlıyorum. Efendime söyleyeyim. Ama uzun soluklu olamamıştı değil mi? Yani. Ne kadar oldu? 2 sene az sayılmaz. 2 yaş kötü bir yaş değil. Hele o dönemin yayın şeyleri için, organları için. Yani bahsettiğimiz 28 Şubatlara falan denk gelen zaman, bir şeyde. 2 yıl iyi bir şey. Efendime söyleyeyim. Metin destek olsun diye bizim dergiye de yazdı. Etti, çizdi falan filan. Sonra bir gün ben gene Ustura'dayken öyle bir telefon geldi. Metin çok değişik bir adamdır. Tabii ki şeyin, Kasımpaşa Dolapdere kültürünün en sert yerinde yaşamıştır. Tamirci olduğu için. Zaten çalıştığı şey metalle çalışıyor. Öyle olduğu için arkadaş çevresi de çok sert. Şunu söyleyeyim. Ben o
şeyin, grubun, üstelik de Metin'in abisi olarak herhalde en mülayim adamlarından biriydim. Ama bugünden o günkü Hasan Kaçan'ı değerlendirecek olursan, Hasan Kaçan bir hayduttu. Bugünden o güne bugünün bakacağız. Değerleriyle, aha, bugünün yaklaşımlarıyla, bugünün şiddet algısıyla o güne bakacak olursan Hasan Kaçan'ı bir katil olarak da şey yapabilirsin yani. Senin mesela bu o hayat, diyelim o bataklıktan, hani çünkü tatlı bir rüya gibi başlıyor ama Karabasan'la sonuçlanan o hayattan mesela Sefer Efendi ile tanışman nasıl oldu? Çünkü abi, sen bak, bu tarafa gittin. Metin seninle gelmedi herhalde. Ben şimdi onu bilemiyorum. O bak, onu nasıl anlatayım? Şimdi buradan hareme ineceğiz. Ne kadar kalır? Biraz daha gideriz. Sen anlat abi, dert değil. Benim misin? Gördüğüm bir manzara vardı. Taksim'e çıktım gecenin 3'ünde. Canım sıkıldı. Serserilik yapacağız. Ulan o sırada da evliyim yani ha. Ne gezeceğiz işte, biraz şey elektriğimizi atacağız. Taksim'in gece 3-3.30 Galatasaray Lisesi'nin önünden böyle bir birileri o şeyde o zaman demiryolu var mıydı, tramvayın herhalde vardı. Tramvay yolunun ortasından böyle çuf 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 bir insanlar peş peşe takılmışlar, geliyorlar. Trencilik oynuyorlar. Trencilik, ya trencilik, koca koca adamlar. Evet. Ulan bir baktım Metin ön şeyde. Ondan sonra Lokomotif Metin olmuş. Arkasında Atilla Özdemiroğlu rahmetli, arkasında Sezen Aksu, arkasında Müjde Ar, arkasında onun kız kardeşi Mehtap, onun arkasında Aysel, arkasında Muratan Mungan, arkasında gene o da rahmetli oldu. Şair İskender, yani bu şeyi ekibi tanırsın herhalde. Evet, bu entel takımı. Şimdi şey olsa kameralar bunları yakalasılar herhalde. Flash haber. Yani şeyin en sezonun en büyük skandal şeyi olur. Sosyal medyada viral olur. Hepsi pilot vaziyette. Ondan sonra çuf 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 düt diye bağırarak geliyorlar. Ulan dedim Metin, dedim ne yapıyorsun oğlum sen, ne ayak dedim bu falan. Abi dedi çaktırma, vagon çekiyorum dedi. Şimdi böyle bir manzaranın neredeyse akabinde bir gün şeye gittiğimde, Beşiktaş Pazarı'na gittiğimde, uzatmayayım, bir şey müzikal bir şey duydum. Ulan bu ne acaba? Şimdiki ne Orhan Babalara benziyor, ne Ferdilere benziyor, ne türkülere benziyor, bilmem ne falan. Bazen camilerin önünde çünkü kasetçiler falan cumalara gidiliyor ya abi. Aha. Orada böyle bir çok primitif şeyler vardır. Tefle falan yapılan zikir şeyleri. O zaman ama yani bahsetmiş oldum 89'lar falan. İyi de bu onların çok üstünde bir şey. Bu ne dedim? Dedi ki Güldeste, kasetçi, Beşiktaş çarşısında ne işi varsa normalde Ahmet çalmaması lazım. Ahmet Özhan'a ilk çıkardığı Güldeste. Ver bir tane verdim. 24 saat 48 her gün onu çalıyorum. Efendime söyleyeyim. Sonra bir gün bu kasetle birlikte Namaz Niyaz başladı. Arkasın bak. Müzik seni oraya götürür mü abi? Aldı götürdü bir şekilde. Yani sebebini o hatırlıyorum ben. Efendime söyleyeyim. Bir aktüelde bir röportaj çıktı falan filan. Dalga geçer gibi de en komik İslamcı diye manşet atmışlar kapağı falan. Aha. Efendim. O zaman aktüel çok satıyordu. Herhalde bunları da şey yapınca bir telefon şeye, bizim Hıbır Mizah dergisine. Biz aynı zamanda Gırgır'dan sonra Hıbır Mizah dergisini beyanı çok, yani ismini çıkardık. Hıbır herhalde Gırgır 500 bin satıyorsa Hıbır 600 bin filan, çok büyük rakamlarla. Rakamlar. Neyse telefon geldi Hıbır'a, böyle Hasan Kaçan'ı arıyorum merhaba falan, böyle bir kalın ses ve erkek sesi zannettim önce. Ben Ayşe Sasa dedi. Çok Davudi bir sesi vardı. Meğer arar bulurmuş. Ayşe abla tabii dünyayı telefonla yönettiği için, evet, rahmetli. Ayşe Hanım beni buldu. Ondan sonra ben Ayşe Hanım'la ve Allah rahmet eylesin ikisine de Bülent abiyle de tanıştım. Bülent abiyi çok merak ederdim.
senarist, senarist olur. Tabii, dünyanın en tatlı adamı. En tatlı adamı. Efendim mesela onlar böyle kavuklu pir şeker birbirlerini bulmuşlar. Acıvat Karagöz sen gibi. Sen peki Ayşe Şasan'ın radarına nasıl girmişsin? Yani çizdiklerinle mi? Hayır. Sende bir farklılık yok. Aktüeldeki röportajı okumuş. Ha. Benim hakkımda sonra yazılan olumsuz diğer yazıları okumuş falan filan. Ve evet. Şey... Tabii bir, o mahalleden geliyor. Milli Gazete'de mi? Ya da başka bir gazetede mi? Hasan Kaçan da aramıza geldi falan gibi bir şey yazmışlar falan. Bana onu gittiğimde gösterdi. Sonra dedi ki Hasan Kaçan dedi burada dedi. Bak Hasan Kaçan da bizim aramıza geldi yazıyor dedi. Sakın bunlara inanma dedi. Sen buraya gelmedin, sen buraya getirtildin. Sen kendin geldin zannetme dedi. Adamı getirtirler. Evet, adamı getirtirler dedi. Aha. Ondan sonra Bülent abi de öyle onu işte senin dediğini vurguladı. O dedi nasıl geldi dedi. Onu bir getiren var dedi. Aha. Ondan sonra bir hadi bunu onu getiren yere götürelim oldu falan filan. Bir atladık gittik bilmem ne falan filan. Böyle ton ton bir amcayla karşılaştık. Dediler ki Sefer Efendi o ellerini öptü falan filan. İşimizle gücümüzle ilgili bir şeyler dualar etti. Kalabalık da bir şey. İlk defa. Ve oradaki yapılan meşke, pazartesi günleri meşk yapılır şeyde. Efendime söyleyeyim, Karagümrük'te. Hayran oldum. Üngür üngür, iki göz, iki çeşme orada. Gidiş o gidiş. Hadise bu. Peki Metin Kaçan'ı da götürdün mü sonra? Metin Kaçan'ı da götürdüm. Metin Kaçan'ın... yıllar sonra Fındık Sekiz diye çok ağır romandan bence çok daha iyi bir şeyi var. Ne derler? Kitabı var. Tavsiye ederim eğer okumadıysanız. Yok okumadım. Fındık Sekiz'in son sayfalarında sanki içine doğmuş gibi bir şey yazmış. Kaptan Meto diye bir karakter vardı. Belli ki kendini anlatıyordu Kaptan Meto orada şeyde Fındık 8'de. Kaptan Meto'nun devreni de pardon Kaptan Meto'nun devranı da Karagümrük'te biter diye yazmış. Yıllar sonra genellikle türbeden şeyin daha derler büyüklerin şeyleri eskilerin cenazeleri oradan türbeden şey yapılır, kalkılır. Oradan alınır Fatih Camii'ne götürülür. Metin Kaçan bir gece orada kaldı. Türbe-i Şerif'te kaldı şeyi ve Metin Kaçan'ın cenaşını türbeden alıp şeye götürdük. Yani kitapta yazdığı şeyi yazdığı gibi oldu aslında. Oldu. Acayip bir durum. Ve bunlar açıklanamaz, açıklanması da gerekmeyen, lüzumda şey yapmayan şeyler. Dolayısıyla şunu demeye getiriyorum. Tabii Metin de, benim küçük biraderim de, eşim de böyle bir güzelliğin içerisine girdikten sonra ve bunu hissettikten sonra niye reddetsinler? Gönüllerine hitap etmeyen hoş bir şey olmasaydı, gönüllere sürur olmasaydı, burada bir tarif edemedikleri müthiş bir tatlılık, müthiş bir güzellik bulamasalardı manasında insanlar değişik değişiktir. Tabii. Yani ya da bir heves, bir merak olsaydı o gidilirdi, gelinirdi. Gidilirdi, gelinirdi ama bu orada ömür boyu şey yapan, devam eden bizim sanki ikinci yuvamızmış gibi olan hatta bir süre sonra birinci evin olmuş oluyor yaşlar şey yaptıkça, ilerledikçe. Böyle bir yerle ve böyle bir insanı kamille yani Sefer Efendim'le tanışmama vesile olan bir Ayşe Şasa. Allah bir, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir Bülent Orhan. Bunlar tabii ki unutulur değil. Hayatının zaten belli döneminde eksenini çizmiş insanlar. Ona vesile olmuş insanlar. Onları da yad etmiş oldu bu vesileyle. Cezaevinden çıktıktan sonra ne yaptı, ne etti?
gene aynı şekilde şeylere devam ediyordu. Edebiyat hayatına devam ediyordu. Bir derginin şair Adnan Özel'lerin de içinde olduğu bir edebiyat dergisinin editörlüğünü yapıyordu. Evini barkını geçindiriyordu. Fakat sonradan sonraya bu şeyler birilerinin de tavsiyesiyle Metin'e bir kapılar tekrar kapanmaya başladı. Hmm. Hani bu adamı niye çalıştırıyorsunuz falan filan. Ceza bitmedi yani. Hapiste bitmedi. Yatmasına rağmen cezası evet, bitmedi. Ceza bitmedi. O kapı kapandı, bu kapı kapandı. Metin köşeye iyice şey yaptı. Sıkıştı. Hani benden bunu mu istiyorsunuz lan? Yani tamam da ben yaşarken kılıç kalkan girdiniz, daldınız her taraftan. Parçaladınız beni. Yani sonuçta tabutta mı beni görmek istiyorsunuz diye. Yüreğiniz o zaman mı soğuyacak? Anca? Şey yaptı herhalde. Buyurun dedi madem öyle görün diye. Netice itibariyle Edirne Kapı'daki mekanına efendime söyleyeyim vasıl oldu. Hikaye, dünyadaki hikaye böyle bitti. Peki aileniz çok zor bir imtihan. Kardeş olarak zor, aile olarak zor. Hani inanıp inanmamak, yanında mı durayım, karşısında mı durayım? Yani bocalamışsınızdır. Şimdi şu enteresan bir şeydir. Metin kaçan delikanlı bir adam. Çevresine de sorsanız, ondan en nefret adama eden birine bile sorsanız, derler ki Metin kaçan delikanlı bir adam, dobradı dedi. Ben Metin'e gittim öyle. Lan delikanlı gibi konuş, ondan sonra burada senin ailen var, böyle bir haltı yedim. Hayır abi. Onun hayır abi demesi bizim işin diğer tarafını kovalamamıza sebep oldu. Zaten de ortada hiçbir şey olmadığı için, şimdi medya iddia dışında hiçbir şey hala da yoktur. İddia diyorum. Şimdi bu belgeseller var. Netflix'te falan da çok oluyor böyle. Hani medyatik davalar. Medya sirki diyorlar hatta buna. Aha. Artık gerçekler buhar oluyor. Olay şeye dönüyor. Performans sanatlarına. Bugün de öyle. İşte. Dün de öyleydi. Bugün ne dedik? Sosyal medya diye bir şey var. Geçmiş dönemde televizyon ve gazete vardı. Eğer birisini mahkum etmek istiyorsan ediyorsun. Masum etmek istiyorsan da ediyorsun. Hasan abi şeyde toparlayıp bitirelim mi? Ekmek teknesiyle. Olur abi. Televizyon hikayenle. Tamam abi. Televizyona nasıl geçtin? Mesela ekmek teknesi hala konuşuluyor. Kader seni oraya nasıl sürükledi? Ben yıllar boyunca çizdim, ekmeğimi çizgiden kazandım. Mizah dergilerine karikatür çizdim, resim çizdim, illüstratör çizdim, pardon, illüstrasyon yaptım. Becerebildiğimce, Türkiye'de çok iyi illüstratörler var ama biz de elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Ama asıl çizmiş olduğum tiplemeler çok ilgi ve alaka çekti. Yani işte eşek herif. Jork falan gibi bir buluş gibi bir o dönemin gençlerinin de çok hoşlandığı bir şey özellikle eşek herifte bir Türkiye manzarası vardı. Hem bir baba o hem bir onun evladı hem bir köylü Mehmet hem bir Çingen Selim hem bir Deli Ziya yani bunlar o toplum katmanlarının belli şeyleriydi. Sembolleriydi. Daha sonra ben bunları çizerken falan filan bahsettik diye işte bu din diyanet işleri işin içerisine girdiğinde bizim geçmiş yıldaki 15-17 senelik emeğimiz yok farz edildi. Ne oldu? Kapılar kapandı. Kapılar kapandı. Sen kimsin? Nereden çıkardın böyle dindarlık mindarlık mevzularına? Başkalarına niye kötü örnek oluyorsun? 28 Şubat oluyor. Bunlar 20. Sen niye insanlara kötü örnek oluyorsun? Bahsettiğim 28 Şubat'tan bir miktar daha
öncesi. Öyle olunca tak 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 senin mahir olduğun kapak şeyler, kapılar. Senin cazip olduğun, Hasan Kaçan gelse dediği denilen kapılar kapanmaya başladı. Efendime söyleyeyim. Onlar kapanınca biz kendimize bir ekmek kapısı aramaya başladık. Uzun yıllar ustura çıkarmaya gayret ettik. Bağımsız bir mizah dergisi. Sonra Yeni Şafak'ta sağ olsunlar bize imkan sağladılar. Evimize ekmek götürmemize vesile oldular. Onların katkılarını inkar edemem. Hem orada grafikerlik yapmaya başladım, hem karikatüristlik yapmaya başladım. Efendim, Yeni Şafak'ın bütün aşamalarında da neredeyse bulundum. Her türlü taşınmalarda efendime söyleyeyim bulundum. Şu en son ki bina ya da muhakkak gelmiş, çok değişti sonra o binanın bulunduğu yer. Efendim, böyle böyle derken bir gün bir rahmetli gene Metin'in bir mevzusu için Ömer Lütfü Mete ile karşılaştık. Ya bir Osman sınava benim bir uğramam lazım. 2 dakika bir bekle dedi. Ben beklerken Osman Hoca, ya işte Hasan Kaçan, ya olur mu abi, ben ya yıllardır onu arıyorum dedi durup dururken Osman Hoca. Osman Hoca ile tanıştık tekrar. Osman Hoca da ya benim kafamda böyle bir proje var, ne diyorsun diye ekmek teknesinden bahsetti. Bir fırıncı ve 5 kızının olduğu bir proje var dedi. Ben de şey dedim, ekmek teknesi gibi bir şey dedim. Ağzımdan ilk çıkan laf şeyin adı aslında oldu. Aslında adını sen koydun, adı yoktu. Adı mi? Yok, kendiliğinden çıktı yani. Efendime söyleyeyim. Ya abi buluşalım edelim falan filan derken biz bir ayın içerisinde şekillendirdik bunu. Sonra da bir de Herodot Cevdet diye bir tiplemeyi bana anlattırdılar. Evet. Böylelikle mizah dünyası, çizgi dünyası kameranın önüne geçti. Evet, kamera dünyasına dönüşmüş oldu. Ama anlattığımız, paylaştığımız şeyler gene bizim gırgır döneminden anlattığımız hadiselerdir. Ya orada da kalmadır. Hatta Arog'da falan da oynuyorsun. Oynadın. Yani artık oyunculuk gibi bir şey söz konusu olunca ne yapalım, şey yaptık. Bu tür sinema yapımlarında bulunduk. Hasan abi, şöyle bir sahne var gözümün önünde. Bilmeyenler için söyleyeyim, biz Hasan abiyle aynı mahallede oturuyoruz hatta. Ben onun bir alt sokağında oturuyorum, mertebe farkı. Tuğrul İnançer'in vefatından 1 ya da 2 gün sonra seni mahallede gördüm ama başın önde eğik, dalgın yürüyordu. Yani yerde bir şey arar gibi, abartarak söylüyorum belki de. Ya böyle içimi cız etti, şey hissi geldi bana. Babasını kaybetmiş oğul gibi üzgün yürüyor. Rahmetliyi de yad ederek bu geceyi bitirelim istersen. Eyvallah. Birincisi, ben hala geçmiş zamanlı konuşmaya alışamadım. Şöyle yapardı, şuraya giderdi, şunu söylerdi demeye bile alışamadım. Fena oluyorum. O hele o günlerde, yani o en yakın zamanlarda, yani düşün ki zaten uzunca bir süre önce babanı göndermişsin. Baba zaten gitmiş hayatında. Efendime söyleyeyim. Sonra baba yerine koyduğunu Sefer efendim. Çok uzun bir zaman geçmeden babamla aralarında neredeyse 1 sene şey olmadan o da yürümüş. Arkasından evet, hıyar kadar adamlarız yani. 60 yaşını çoktan geçtim. Efendime söyleyeyim, 66'ya bağladık falan filan ama gene de insanın şımarmak isteyeceği, efendime söyleyeyim, başını göğsüne yaslamak isteyeceği, derdini dökmek isteyeceği bir büyüğüne ihtiyacı var imiş. Ya, babacığım ben geldim ya da babacığım ben bir halt eyledim.
bu o kadar büyük bir devlet ki insanda böyle bir şeyin bulunması, senin böyle bir şeye sahip olman müthiş bir şey. Çok rahatlatıcı bir şey. Kolay kolay içinden çıkamadığın bir takım maddi ya da manevi durumları paylaşabileceğin ve sana bu konuda yol gösterecek insanlar. Hele gençler için akıl almaz önemli bir şey ama bizler için de muhakkak ve muhakkak olması gereken, yani en azından bir ahbabın, dostun bile o sırada sana derdine derman olma durumu söz konusu olur. Hele de bu mürşid-i kamil ise senin de baba yerine koyduğun bir figür ise o başka bir anlam şey yapıyor, taşıyor. O yüzden hani hayatımda üç tane ciddi sarsıntı noktası oldu. Bu da işte az önce söylemiş olduklarım. Rahmetli pederim, Zafer Efendi, Tuğrul Efendi. Bunlar ne büyük devletmiş meğersem. O yüzden hani sen boynunu eğmiş gördüm seni diyorsan, biz gene de hiç olmazsa bir şekilde yürüyormuşuzdur. Yani nasıl derler, insan tamamen yere şey yapabilir, seridebilir öyle bir durumda. Bir de Hazret'le farklı da bir, şimdi şöyle söyleyeyim de elbette ki belli bir edep hukuku içerisinde ilişkin vardır. Ama biraz daha şımarık bir şeyim var idi. Şakalaşacak kadar. Evet, evet. O tür bir şeyimiz var idi. Hukukumuz var idi. Ona müsaade ediyordu. Muhakkak herkese de müsaade eder ayrıca. Onu da şey yapmayayım. Yani böyle hiçbir şey ne derler, mürşid-i kamil kalkıp da surat yapmazlar. Ama bizlerin bunun o sınırın aşılmaması gerektiğini bilmemiz gerekir. Yoksa şeyde yoktur, yani muhatabında öyle bir şeyle karşılaşmazsın. Çünkü bu ne derler, evet senin dünyevi hayatındaki tavsiyelerle ilgili olduğu kadar senin seyri sülukunla asıl alakalı olan bir şey olduğundan naşi, senin belli bir metodu, o metodun gerektirdiği kaidelerle yaşaman ve hayatına tatbik etmen icap eder. Yaparsın, yapmazsın. O ayrı bir şey. Ama eğer mektepte bir saati varsa bunun, o saatte o şeye derse gireceksin. Şey diyorum, yani normal hayatımızda bir tabii. Okulda bir öğretmeni gördüğün zaman laçka davranmayacaksın, ona karşı belli bir hürmet göstereceksin, imtihanına gireceksin efendime söyleyeyim ki maksada ulaşasın. Yani tasavvuf büyüklerinin söylediği gibi her mektebe giren, her üniversiteye giren mezun olamadı ama ancak üniversiteye gidenler mezun oldular. Hadise budur. Biz bunun içerisinde zaman zaman o bize tanınmış olan toleransla birlikte çok daha şeydik, mutlu idik. Hayatımızdan öyle bir şeyin de çıkması tabii ki müthiş bir şey oldu. Ne derler? Eksiklik hissine sebep oldu. Bir boynumuz düştü. O da şeydir yani. Normaldir. Hakkıdır.
Evet, öyle bir şey. Allah'ım öder abi. Selam, çok teşekkür ediyorum. Abicim ben teşekkür ederim. Davetimize icabet ettim. Estağfurullah, ne demek. Güzel geceleri sohbetler hem daha açılıyor hem de daha feyizli oluyor İnşallah. Diyelim. İnşallah güzel tesirleri olur. İnsanlar sıkılmadan şey yaparlar, dinlerler. Bu şeyde yeni başlamış olan bu araba eskiden de çok eskiden de vardı. Bu format tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Aynen. Çok başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah da öyle olacak. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın.